Ara 35 kazanmak istiyorsan bu videoya yorum yap ve kanala abone ol. Haftaya pazar günü de yorum yapan çılgın şarkılardan bir tanesine arabasını göndereceğiz. Ama bir tane yorum yapın. Yetişkin bir engin kaliteli ürünler toplarken gayet ciddidir. Bu tür canlılar bir sepete yaklaşık 50 araç sığdırabilir. Kalite onlar için bir tesadüf değildir. Sadece 50 mi? Kaç yapabilirsin abi? Modeline göre değişir. Yetişkin bir engin kaliteli araba kokusunu 350 metre uzaktan alabilir. Tabii ki mesela Ford GT. Ford GT güzeldir. Ben Ford GT'yi Ferrari'den daha çok severim. İşte gerçek bir çılgın şarkı. Özellikle o eski kasaları, şeyleri falan çok çok güzel. Toys ve Toys'un içinden başladık abi. Doğal yaşam alanından başladık. Bir habitat gibi düşün burayı. Vahşi bir yaşam alanı. Neden buradan başladık? Dışarıda sağanak yağmur var. Kurye gibi giyindim bak. Bak görüyor musun? İçeri kasla girdim abi, lahmacun siparişi vardı. No 151 burası mı diye de inceden espri yaptık. Ama kötü bir espriydi. Engin abi yine kayboldu bak rafların arasında. Bugün çok önemli bir gün. Bugün zurnanın zırt dediği yerdeyiz. Çünkü Q kutusu geldi ve bu senenin son kutusu. Ben senenin sonuna doğru hüzünleniyorum Engin abi ya. Niye? Abi her senenin sonunda böyle oluyor. Bir duygusallık oluyor, bir şey oluyor. Sanki böyle bir yıl daha yaşlanmanın verdiği bir hüzün müdür nedir? Ya da dışarıdaki kapalı hava. Bak kasvetli onu... hava yaklaştın. Evet. Yaşanmışlıklar var şimdi. Film şeridi gibi geçiyor. Koskoca bir sene geçirdik yani iyisiyle. Sıcak havalarda insan böyle çok daha rahat olamıyor. Her şeyi düşünemiyorsun. Bu doğru, doğru söylüyor şu an. Kapalı havalarda insan daha güzel, daha rahat düşünüyor. Sessizlikte özellikle. Sıcak havalarda çok gürültü olur ya. Bir de evimizde olsaydık daha iyi olurdu evet. Tabii yani. O yüzden en güzeli kapalı havalar. Bence. Güzel. Bak yeni Engin abi lafı açıldı, kilit açıldı abi. Evet. Q kutusu hakkında ne düşünüyorsun? Q kutusu güzel, içinde çok... Buraları kesin. Çok güzel şeyler var içinde. Birbirlerinin devamı oluyor bazen. İçerisinde mesela Supra çıkıyor. Aha Supra. Sonra R35 çıkıyor. Yani böyle birbirlerinin vallahi devamı gibi oluyor. Hiç spoiler yemedim. İçinde ne var ben de bilmiyorum. Az evet. Sonra kucaklayacağız onu. Yağmur çamur evet. Gideceğiz evde inceleyeceğiz. Engin abi şimdi kutuyu getirecek bana. Hadi hayırlısı. A few moments later. Engin abi setleri aldık. Şeytan üçgeni gibi bir şey oldu. Piramit gibi bir şey oldu bu. Hayırlı uğurlu olsun. Senenin son kutusu abi. Bir tık yine duygulanmazca belirttim. Bak gidiyor. Nazar çıkacaktı az kalsın. Gidip kutuyu inceleyeceğiz. Cumartesi, pazar Toys'a Toys'ta av günleri var. Kaçırmayın. Walking Dead'in sezon finali gibi oluyor abi burası. Evet. Yıkıyorlar burayı. İçeri bir giriş var. Aynen. Bir an önce gidip evde inceleyeyim. İlk biz inceleyelim abi. Kameraya el mi sallayalım? Hayır, kırmızı mı? Kırmızı. Kayıtta şu an. Yo, devam etsin. Kameraman aldık abi bir tane işte. Alışacak. Ya bir çekim başı bir set. Aynı iyi oldu böyle, yeterli gidelim. Çılgın şarkılar karşınızda, şu kutusu. Şu an çok heyecanlıyım. 72'li koli incelerken her zaman bu duyguyu hissediyorum abi. Kinder sürpriz yumurtası açıyor gibiyim. Kutunun içinde gerçekten ne var bilmiyorum. Önden bakmadım. Hatta STH'si, TH'si ne onu bile bilmiyorum. Belki de içinden Supra çıkacak, belki de STH çıkacak. STH yalnız. Bismillahirrahmanirrahim. Fazla vakit kaybetmeden kutumuzu açalım. Dediğim gibi bu senenin son kutusu. Özge sen ne hissediyorsun bu konular hakkında? Da bir görüşlerini alabilir miyim? Son kutuda güzel sürprizler vardır belki. Umutlu bakalım. Yılı güzel kapatalım. Ben evet. Bir TT'ye çıkaram. Bilemezsin ki. Yani ummadığın bir anda. Abi sana ayıklıyorlar abi. Beyler bu arada ufak bir şey söylemek istiyorum. Alfred'in evine sürekli gitmeyin. Kapısını çalıyorsunuz adamın ve rahatsızlık veriyorsunuz. O evde ben oturmuyorum. Adamı çalıyorsunuz kapısını, bir de araba hediye istiyorsunuz. Yapmayın yani, rahatsızlık bu. Buradan çılgın şarkıları. Kutumuzu açıyoruz. Şöyle bir bakalım. Fazla detaylı incelemiyorum. Elimi atacağım abi. Ne gelirse onu inceleyeceğiz. İlk aracımız motosiklet. Bunu daha önce de incelemiştik. Bir önceki kutuda gelmişti bu. Thread Shredder diye. Farklı bir motosiklet her zaman gelmez. Koleksiyona ekleyebilirsin ama pek tarzım değil. İkinci aracımız yine bir önceki kutudan tanıdığımız 69 Mercury Cougar. Rengi aslında güzel. Amerikan kası alınabilir bir model ama aman aman pek şaşırtmadı, sevindirmedi bizi. Çünkü vardı. Bir sonraki araç sıra The Wagon ne yani? Aptal aptal arabalar çıkartıyor. Bunun pembesi vardı sanki. Bunun ne olduğu belli değil. Bana göre değil ama farklı duruyor. Karar sizin. Ama bana gelmez. Bir sonraki aracımız Mustache diye bir araç. Bu aracın bir özelliği vardı sanki. Bir şeyse açılıyor muydu? Bir şey oluyordu buna. Bu da bir önceki kutuda gelmişti. Monopoly arabası demiştik hatta. Ama dediğim gibi önemli bir model değil. Sıradaki aracımız Özge senin cheesecake'in geldi. Birthday Burner diye bir araç. Bu aracı da daha önce görmüştük. O yüzden pek şaşırmadım.
Bu arada kutu gerçekten kötü gidiyor şu an. Yeni bir modelle karşılaşmadık. Sıradaki aracımız Rolling Solo diye bir araç. Bu da sürekli geliyor. Çılgın şarkı modeli. Fantastik araçlar kategorisinde. Bu da bize gelmez. Sıradaki araç Dominic Toretto'nun 70 Dodge Charger'ı. Bu da sürekli siyah geliyordu, mat geliyordu ve gri geldi. Bir önceki kutuda da vardı. Gri güzel demiştik. Yakışıyor, alınabilir. McLaren P1. Güzel bir renk, güzel bir süpersport. Bir önceki kutuda da gelmişti. Almıştık. Koleksiyona eklenmeli bu araç. Bulduğun yerde alabilirsin. Bak, iki tane aynı araba çarptı gözüme. Şunları bir aynı anda gösterelim. Silverado elektrikli kamyonet, böyle pick-up tarzı. Ne oldu Özge? Desperado mu? Dalga mı geçiyoruz? Yine başladı. Dalgaların başladı Özge, bir dakika. Biz burada röportaj yap ya. Silverado güzel bir model. Stop detayları ve far detayları var. Bu alınır. Ama daha önceki kutularda da geldiği için yine bizi bir şahlandırmadı. Oğlum ne oluyor? Yeni araba niye yok Özge? Delireceğim. Yine bir Batmobil. Şu karışıklıkta gelme. Biraz gelme sen. Kenara çekil abi. Sıradaki modelimiz 2020 Koenigsegg Jesko. Turuncu model, süper sportlara yakışan renklerden bunlar. Hoş renkler. O yüzden alınabilir ama hatırlatma babında bir önceki kutuda da gelmişti. Rally Special tuhaf bir model bu da. Gerçekçi değil. Ütopik, fantastik, çılgın şarkı araçlarından bir tanesi. Bu yüzden bize gelmez bu. Bu arada yeni geldi gibi. Bundan önce görmemiştim. Sıradaki modelimiz. Oo, bu ne be? High Roller 2. Rolls Royce sandım bunu ama değil. Bu araç ilk defa geliyor. Ama ne olduğu belli değil. Yani gerçekte olmayan bir model. Düşünsene varmış, rezil oluruz. Abi böyle bir şey olamaz ama. Çünkü Rolls Royce'dan çalıntı bir araç. Bu yeni geldiği için, farklı bir araç olduğu için alınabilir. Bunu koleksiyona ben ekleyeceğim açıkçası. Bunu rafta sergileyeceğiz. Çöp kamyonu olmazsa olmazımız zaten. Her zaman gelen bir araç bu. Buna da gerek yok. Aha, bu yine çok saçma bir model. Loopster. Aslında güzel ya. Bu hoşuma gitti bak. Arkadaki adamlara baksana. Ellerini havaya kaldırmışlar. Kartonette var. Roller coaster'da kayan şey işte bu. Bu güzelmiş ya. Bu hoşuma gitti. İçindeki insanlar güzel. Piyon gibi duruyorlar. Bunu koleksiyona ekleyebiliriz bence. Yine aynı araç. Geç. Geçen kutuda gelen Ford GT 2017 model. Stop detayları vesaire yok. Bunlara da genelde pek uğraşmıyorlar ama far detayları var. Güzel bir model. Alınabilir. Güzel bir model geldi sonunda. 91 Mazda MX-5 Miata. Stop detayları yapılmış. Farları zaten kapalı, kurbağa gözü gibi. Yanındaki detaylar güzel. Alt kısmı bu şekilde. Bu model alınır. Q-Case'de elle tutulan bir model çıktı karşımıza. Yeni olarak diyorum. Dodge Viper SRT10 ACR. Stop detayları yok. Far detayları güzel. Bir önceki kutuda da gelmişti ve kesinlikle alınması gereken arabalardan birisi demiştik. Alınabilir sizde yoksa. 95 Mazda RX-7. Stop detayları güzel. Farları yine az önceki Miata gibi. Bu da onun klasmanı değil de bir tık daha üst seviye bir araç. Bu da kesinlikle alınması gereken bir model ama bir önceki kutuda bu da gelmişti. Bilgilendirme. Ama alınır, bunu almalısın. Tesla Model 4 kapılı aile arabası. Elon Musk gülümsüyor, bize bakıyor. Bu araç da yeni yeni gelmeye başladı. Bir önceki kutuda da vardı. Önemli bir model. Tesla severler kesinlikle alması lazım. Zaten Tesla'nın çok fazla aracı yok. Koleksiyona eklenebilir. Gordon Murray Automotive T50S. Böyle bir araba var mı demiştim. Gerçekten de varmış. McLaren'ımsı bir araç. Arkası çok tuhaf. Ortada çark gibi bir şey var. Güç reaktörü gibi. McLaren'ı andırıyor. Bu araba da yeni geldi ama bir önceki kutuda da karşımıza çıktı. Süper sportlar arasına eklenebilir. Bu arada farları da camdan, onu belirtelim. İlerleyen zamanlarda bu arabanın farklı renkleri de karşımıza çıkacak. 96 Porsche Carrera setin şu an en güzel aracı bu diyebiliriz. 90'lı yılların. Stop detayları güzel, jantlar var, egzoz çıkışları özel olarak yapılmış. Alt kısmı bu şekilde. Far detaylarını boyamamışlar ama yan aynaları var. Bu model güzel. Ama umarım daha güzel modeller çıkar. Şu arka kısımdan biraz umutluyum. Çünkü şu an kutu gerçekten ortalamanın bir tık aşağısında ilerliyor. Her an tabii dengeler değişebilir. Çünkü orada bir R35 görüyorum. Araç bir an STH mi diye baktım yani. Boyası çok ilginç. Altın kaplı gibi. Alt kısmı parlak. Transformers. Bumblebee'ye selamlar olsun. Burada Transformers yazısını, kaputta da robotun logosunu görebiliyoruz. Güzel bir model. Bu da alınmalı. Yeni geldi bu da. Daha önce normal sarısı gelmişti. Şimdi altın kaplama böyle daha güzel duruyor. Alınabilir. İşler biraz çığırından çıkmaya başladı. Artık dengelenmeye başladı kutu. Çünkü R35 geldi. Bir önceki kutuda gelmişti ilk olarak. Karşımıza öyle çıkmıştı. Şimdi tekrar geldi. Stop detaylarının yapılmaması çok kötü olmuş. Yani insan oraya bir kırmızı bir dokundurur. Farlar camdan. Güzel bir model. Kara borsa aracıdır kendisi. 500 liraya koyuyorlar ilanı, görüyoruz. Alan kerizler de var. Sepete ekliyorlar. Favori alıyorlar. Bir sonraki aracımız 67 Lotus. Birkaç kutu öncesinde gelmişti bu. Bazıları hatta bu ne abi, klarnet gibi demişti ama değil. Bu gerçekte olan bir araç.
Gayet kaliteli Lotus renkleri var üzerinde, sarı yeşil. Çoğu çılgın şarkı bu ne lan dese de gerçekten güzel, değerli bir model. İleride daha çok değerleneceğine inanıyorum bak. Bunlar önemli. Bu arada karşımıza TH veya STH çıkacak mı bilmiyorum. Biz modellere bakmadık. Aston Martin'in yine ilginç bir modeli geldi. Daha önceki kutuda da ilk olarak karşımıza çıkmıştı. Şimdi bir daha geldi. Bu kesinlikle alınması gereken bir model abi. Aston Martin kolay kolay gelmez. Ama herhangi bir detay da yapmamışlar abi. Zamak setinden fırlamış gibi araç. Güzel bir model geldi. Porsche 928S Safari. Stop detayları camdan. Ön kısmı bu şekilde. Ketçaba batırılmış gibi. Tavanında eşyalar, aksesuarlar. Rally aracı gibi abi. Atlamalı, zıplamalı yerlerde kullanıyorsun. Bu koleksiyona eklenir. Arkada da yedek tekerleği bile var. Gördüğün yerde al. Çuğ kutusu biraz kendini göstermeye başladı. Son birkaç araba. Speed Dozer bu baş belası uzun zamandır nerededir diye düşünürken karşıma çıktı. Daha önce de gelmişti çünkü yeşil ve farklı renkleri. Şimdi de geldi. Kaç silindir olduğunu sayamıyorum. Dondurup sayın, yoruma yazın abi. Ama bir kişi yazsın, herkes saymasın. Şimdi bu gereksiz bir şey. Böyle bir model bana gelmez abi. Yine Birthday Burner pasta geç. Oo bak şimdi tehlikeli araçlar geliyor. 90 Acura NSX tehlikeli bir model ve detaylı bir model. Egzoz, difüzör, stop detayları vesaire hepsini yapmışlar. Rengi de siyahlı beyazlı, Clone Trooper gibi, gerçekten çok güzel. Kesinlikle alınır abi. NSX'lerin arasına bunu ekleyin. Yine o araç geç. Batmobile bunu da geç. Bu iki modeli de geç. Az önceki modellerin aynıları, hiç bakmaya gerek yok. Zamanımız değerli. Şimdi şu kısmı açacağız. Buradan her şey çıkabilir. STH'de çıkabilir, Supra'da çıkabilir. Salatalık da çıkabilir. Bakmaya kıyamıyorum. Bak iki tane Supra görüyorum. Bir şeyler oluyor beyler. Bir şeyler oluyor. Mutlu bana bir şey oluyor. Burada YouTube reklamı girebilir. Bir dakika, Tesla Cybertruck. Oğlum ne oluyor lan? Bir dakika dur. Tek tek çıkaracağım Özge, dur. Bakmayın abi buraya. Bakmayın abi. İlk modelimiz Retro Active. Bu ne oğlum? Bu da farklı bir model. Pil mi var tepesinde bunun? Pil mi taktılar? Pil haznesi gibi bir şey var. Netflix falan. Bilenler aydınlatsın. Yeni geldi çünkü. Ama bize gelmez. Yeni geldi, bize gelmez. Bu tehlikeli modeller var ha burada. Bak ben sana söyleyeyim. Batmobile Allah aşkına ortalık karışık, git. Bak sen gelme, git. Ortalık iyice gerildi beyler. Vallahi geriliyor ortalık. Porsche abimiz eyvallah, seni seviyoruz. Güzelsin ama şimdi değil. Git. Mailed It diye bir model. Köpekli möpekli biliyorsunuz. Mavi geldi, sonra beyaz geldi. Daha da gelmesin. Çarşı karışabilir. Dodge One geldi. Bunun içinde de bakın go-kart var. Daha önceden de çok kez gelmişti. STH'ı da gelmişti bunun. Güzel ama benim hoşuma gitti. Alınır bak. Çünkü far detayları falan güzel. Renkli bir şey. İki tane şöyle var. Allah'ın belası bak. İki tane Özge. İki tane şöyle var. Galiba Supra'yı gördüm. Supra'yı gördüm. Alkış. Alkış. Supra'yı gördük orada. Supra'yı, eyvah. İki tane şöyle. Bu arada şöyle bir serzeniş yapmak istiyorum. İlanlar karşıma binlerce çıkıyor ama hiçbir zaman tepki vermiyordum. Ama artık işin oku çıktı çünkü hani raf fiyatının, çünkü bak güncel bir model karşımıza son kutuda çıkıyor. Ve sen gidiyorsun bunu yaklaşık 6 katı fiyatına satıyorsun. 2 kişi sepete ekliyor. 53 tane keriz de favoriyi almış. Yani yapmayın, para kolay kazanılmıyor bak. Al şurada 2 tane var. Adam 400'e koymuş. Anneler babalar bak, bunları çocuklara gösterin. Anne bunu istiyorum deyip annesi alırsa olmaz. Ortalık iyice kızıştı. Bu modeli geç abi, orada tehlikeli arabalar var. 83 Chevy Silverado. Bu da güzel model ya. Bunun yeşili gelmişti sanırım en son. Kasasını pek beğenmiyorum yani. Hoş durmuyor. Jantları falan güzel. Alınabilir. Aha, McLaren'ın kırmızısı. Allah Allah. Kırmızı McLaren ne? Stop detayları, far detayları mükemmel lan. Çok güzel, çok. Vallahi çok güzel. Baksana Özge. Kırmızı McLaren ya. Kesinlikle alınması gereken bir şey ama McBlue, yine de söylüyorum, turuncusudur. Allahümme salli. Bu ne lan böyle? Bu ne abi? Ön taraftan T1 falan sandım. Volkswagen T3 Custom. Abi çok tuhaf bir model. Bu nedir ya? Ama hoşuma da gitti, böyle Death Race yarışından çıkmış gibi. Bu arada Reci'den bilgi geldi. STH model buymuş ama tabii bize çıkmadı yani. Bunu da koleksiyona ekliyoruz. Sıradaki model yine çılgın bir araç. Çelik kafesler falan var böyle. Bir önceki kutuda da gelmişti. Hatta bir tık beğenmiştim. Ama dediğim gibi aman aman özelliği olan bir araç değil. İki tane Supra var. Çılgın şarkı bunu beğendi. 94 Toyota Supra, bir önceki kutuda da gelmişti. Güzel bir model. Bir tık daha farklı. Diğeri turuncuydu. Biraz daha açık turuncu. Bu biraz daha koyu, böyle sarıya dönük bir renk ama kesinlikle alınabilir. Büt büt koleksiyonu önemli. Bunu geç. Yine bu model.
Almak isteyen varsa alsın. Ve bir R35 daha geldi. Bu kutudan 2 tane R35, 3 tane de Supra çıkmış oldu. Diğer Supra orada bak, hala ona sırayla abi, sırayla. Tesla Cybertruck. Tesla tekrar nasıl geldi bilmiyorum. Yani bu bayağı önceden çıkmıştı. 2022 miydi? Kaçtı? 2021 mi ne? Şimdi 2024'te tekrar geldi. Şaşırıyorum yani. Bu değerli bir model. Satılıklarda görürsünüz. 500'den aşağı ilana koymamışlar bunu. Ama siz öyle yapmayın. Tamam mı? Paranı cebine koy, git lahmacun al. Uğraşma. Deli edersin kendini. Sıradaki modelimiz Lamborghini Huracan LP620. Güzel bir model. Kesinlikle alınması gereken bir model. Stopları yok ama. Yine o köpek geç. Yine Mazda RX7'imiz. Ford GT kardeş. Karşınızda olay yaratan Supra. Yani az önce de gösterdim. İnternette fiyat aldı başını gidiyor. Gereksiz bir şekilde kara borsaya düşüyor. Siz yapmayın bak. Tam 90'lar kutusu. Far detayları güzel. Rengi güzel. Kurbağa yeşili. Stoplar yok. Eyvallah, sevdiğimiz bir model ama dediğim gibi tuzaklara düşmeyin. Benim 25 dakika öncesine kadar Supra'm yoktu. Şu an var. Geçenki kutuda çıkmadı mesela. P kutusunda ağlasa mıydım? Ya da gidip saçma zaman fiyattan mı alsaydım? Bekledim. Ve bir şeyim eksilmedi. Ve şu an elimde. Şu an tutuyorum. Gayet güzel model. Gördüğünüz yerde alın, zaten göremezsiniz büyük ihtimal. Çünkü gören de diğerlerini de alıyor. Sıradaki modelimiz. Abi Supra'nın üzerine fazla durmadın. Ne duracağım lan? En başta gösterdiğimiz arabadan bir daha. Yine bir Gordon Murray. İlginç bir araç. Az önceki Lambo'muz baş belası geldi. Oğlum bu set gerçekten sonda açıldı. Arap atı gibi. En başta kötü başladık. Ortalarda bir hızlandı ve sonda depara attık. Çok güzel modeller çıktı şimdi. Allah var. 3 tane Supra çıktı. R35'ler çıktı, Bugatti çıktı, Lambo çıktı. Daha ne çıksın abi? En başta mavi geldi, sonra sarı geldi, şimdi kırmızı geldi. Kırmızı ama ekstra bir yakışmış. Şu farları gerçekte de böyle çok saçma. Çizgi filmlerdeki ölmüş balıkların gözü çarpı olur ya, aynı o şekilde yapmışlar. Bugatti Bolide'yi kesinlikle koleksiyona ekleyin. Yeryüzünün en hızlı arabası. Hayır, en hızlı arabası o değil yani. Saçma zaman bir konsept araba çıkartacak şimdi. Oğlum ne oluyor? Tehlike. Vallahi tehlike. 98 Subaru Impreza 228 CTI versiyon. Çok güzel model ama bu modelde yani şu kadar yanda hengame yapacağına şu stopu boyayabilirsin. Farları biraz daha güzel yapabilirsin. Gerçi farları boyamışlar ama yeteri kadar değil. Bu koli gerçekten Japonların halay çektiği bir koli olmuş. Gayet güzel arabalar var. Şimdi de bir tane daha güzel geliyor. Golf dekalli Shelby Cobra. Kesinlikle alınır. Zaten baba duruyor. Kaliteli duruyor. Arkası TVR'ye benziyor. Şu arabanın Shelby Cobra olduğunu biraz zor anlarsın yani. Ne bileyim, çok bilinen bir model değil ama güzel bir Amerikan. Kesinlikle al. Sıradaki Mercedes-Benz Unimog. Çok kez geldi. Sevildi. Koca oğlan bakın. Karton et blister'ı. Bakın blister çok büyük. Öküz gibi bir şey. Alınabilir. Ben bunun haki rengini seviyorum. Çünkü biraz askeri bir araç yani. Unimog abi. Dağ bayır falan gidiyor. Kırmızısı da geldi. Mavisi de geldi. Turuncusu da geldi. Her rengi güzel. Alınabilir. Bir önceki P kutusundan gelmişti. Stop detayları yok. Far detayları yok. Sırf Honda diye bunu almıştık ve yeni gelmişti. O yüzden koleksiyonda yoksa alınabilir. Güzel bir model. Al işte. Oğlum bu ne ya? Ford Mustang Dark Horse. Böyle bir şey var mı? Vallahi bu arabaların geleceğini bilmiyordum yani. Ve sonda çıkması çok tuhaf oldu. Durdular en sonunda patladılar. Bu araba ilk defa geldi. Mat mavi. Alırsın Ford, olursun Jort. Gerçekten de güzelmiş. Şeritleri, rengi mengi harika. Gördüğünüz yerde almanızı tavsiye ediyorum. Ben bunu koleksiyona ekleyeceğim direkt. Q harbiden tehlikelisin. Ya bunu geç abi artık. Ezilmekten yorulmadın. Speed bump. Hızlı ve patlamış. Alfa Romeo geldi. Bunun orijinal rengi kırmızıdır. En başta kırmızı çıkarttılar. Sonra mavi falan gidiyor ama kırmızısı güzeldir. İmkanın varsa kırmızısını al. Yoksa bunu da alabilirsin. Bir tane olsun. Yine speed bump abi, git şuradan. Az önceki Subaru'nun aynısı. Çok güzel. Alın abi. Ve son olarak 66 Trump Tiger. Bunu pek beğenmedim ben. Yani sürücü siyahken daha iyiydi. 1-2 önceki versiyonlar iyi ama motor sever bir adamsan, varyasyon batağına düşmüşsen bunu almanı tavsiye ederim. Ama bana gelmez. Ben bu arada bir de motorcuyum yani. Çılgın şarkiler. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Pazar pazar güzel gitti. Q kutusu senenin son kutusu. Bir hüzünlü, bir duygusal, bir güzel. Arabalar da güzel çıktı yani. Beklemiyordum bu kadarını. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Oğlum ajdar gibi hareket. Yaşlı teyzeler keşke gelseler, iki like atıp da çekse gitseler. Anca zihinde bu kanser kitleler, ancak sizinle bu çılgın şarkiler.